Merhaba dostlar, Revenge Game kanalından hepinize selamlar. The Evil Within 2 oyununun yepyeni 13. bölümüyle sizlerleyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ablamızla beraber. Tamamdır. Tamam ablacığım. Esmeralda Torres ablamızla devam ediyoruz. Yanarken yaklaşma dedi. Şu arkadaş aslında bir bıçağı saplasak iyi olur. Saplayabilirsem tabii. Biri gitti. Karanlık yerlerden aydınlık havaya geçtik. Zıpkınımı alayım abi. Ablamız bizi mi takip ediyor? Peki. Esmeralda'yı görmüyorlar. İlginç. Tamam, oradan geçiş yok, o anlaşıldı zaten de. Bir tane kaldı. Tamam, artık silaha geçebiliriz. Şu M4'ü oyun bir bana vermedi ya. Şu M4'ü bir varsaydı bana. Hadi Sebahçım. Üf. Abla, abla, yardım et abla. Öleceğiz abla.
Oha. Öleceğim mi artık? Abla ölecek yoksa. Canı kalmadı ablanın. Buralarda işimize yarayan bir şey var mı? Bir bakalım. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Hiç olmaz mı? Canına da yükseltemiyoruz ki kadın. Ölecek vallahi. Ha, şu kırmızı bayrağın altı diyordu. E tamam, geldik zaten. Ya, o tarafa gidemeyeceğiz. Gel. Gel ablacığım, gel. İnşallah senin canın bu kadar kötüyken bir şeyler çıkmaz. Ha, fullendi. Nasıl bir yermiş burası böyle? Bayağı da yüksekmiş ha. There's no place like home, but a safe house runs a close second. Listen, don't freak out at the amount of explosives I got in here. They're as safe as cookie dough. At least until I arm them. Oo, C4. So what are we gonna do about Theodore? O silah benim mi I don't yoksa? know. Ha, yok He's insane. His hideout looks like an Inquisitor's dream home. I should be relieved that Myra has Lily instead of him, but. What? Myra has Lily? Yeah. But I'm not sure that's good news. She's changed. This place seems to have affected her. She's hiding, trying to protect Lily from Theodore. And he'll tear this place apart to find them. If I can stop him, maybe Myra will come to her senses and we can get Lily out of here. So the plan is to take out Theodore? Yeah. But I have to find him first. How are you gonna do that? O'Neill helped me before. I'll call him, but I better give Kibben an update first. Right. But be careful what you say over that thing. She's probably in the control room with that lizard hovering over her. Sebastian? Where have you been? Did you find Stefano? I did more than that. I eliminated him. Good. And Lily? She slipped through my fingers again. I'm sorry to hear that. Any leads? The good news is that I've been in contact with Agent Torres. Her intel has been invaluable. That is good news. So what's the bad news? The bad news is there's someone more powerful than Stefano who wants to take this place over. And he needs Lily to do that. Torres told me you know him too. He's a real smooth talker. Damn. I think I know who you're talking about. I'll send some stuff to your room. That might help. Keep me posted. You know I'm here for you. I know. I trust you, Kidman. Okay.
Time to get down to business. O'Neill, it's Sebastian. Come in. Huh. Something's wrong. I gotta try and find him. You should stay here and get your explosives and weapons ready. I'll need your help once I locate Theodore. Is there a way into the Merrill from here? Yeah, there's a Mobius computer in that room. It'll take you to exit 72. Great. I'll call you when I'm ready. Hang tough, Torres. Got it. Good luck, Sebastian. Eyvallah. Bölüm 11. Tekrar bağlanıyor bölümün ismi. Soracağımız bir şey var mı? Tamam, soralım. You said Myra was supposed to stay behind to take care of Mobius. How? By using STEM against them. Everyone in Mobius has a brain chip implanted in them that allows them to enter STEM without being affected by it. The chip allows them access and benefits that normal citizens don't have. And you let them put those things inside you? It's not like we were given much of a choice. Myra was supposed to send a signal back through STEM that would neutralize every member of Mobius via their brain chips. Basically, like a mass remote control lobotomy. That's one way to solve the problem, I guess. If we don't do it, Mobius will just put Lily back in STEM and kill all of us for mutiny. It's the only way. I can't believe Kidman's behind all this. She sent me into Beacon. She stood by while Lily was put into STEM. It doesn't seem like her to betray them. You're an outsider, Sebastian. You don't know what Kidman is really like. She had to keep her true self secret all this time so that she could get close enough to strike. But why now? Why not when they were building the new STEM? We need STEM to send the signal to take Mobius down. When Lily was chosen as the core, Myra and Kidman decided it was time to put everything into effect. The way things are going now, this could be our only chance to pull this off. So how did Theodore Wallace get mixed up in this? It was Theodore's idea of sending the signal through STEM. Now that I think about it, he probably just wanted to take over Mobius for himself. Damn it. I knew he wasn't trustworthy. That guy's slippery like a snake. But that's his game. He can convince people of anything. He convinced us that he was here to help us. Yeah, I've known people like that. They always seem like they're your best friend, until they stab you in the back. You said Myra was supposed to stay behind. By using step every the chip. Pardon arkadaşlar. If we don't see. Sonuncu yapacaktım. A tidal wave of blood in Theodore's hellhole. The next thing I know, I'm in that house with you. I still don't understand how you found me. Me either. I was scouting the area around my safe house for supplies when I heard a girl's voice coming from that abandoned house. I went to investigate. No girl, but you were there. It's almost like I was led to you. A girl's voice. It had to be Lily. But how? There's no telling how or why things happen in here. STEM was already unpredictable before she escaped. But now? I stopped trying to make sense of things a long time ago. Wow. Bilgileri aldık. Ya şu silahı bana versen keşke ya. Torres'in günlüğü, bugünlüğü düzenli kadınımsı bir el yazmış. Son kısımdaki metin şu şekilde. Myra ve Todero'nun dönmesi için ne kadar zamandır beklediğimden emin değilim. Stilde zaman kaba bir kavram. Lili kaçtığından beri daha da kafa. Tek bildiğim şu ana kadar dönmüş olmalarının gerektiği. Eğer burada ölürsem tek istediğim bugünlüğü bulan kişinin içeri isteyerek girdiğimi bilmesi. Uzun zaman önce bir şey yaptım. Pişman olduğum bir şey ve burada olmaması de bu. Lili'yi buradan çıkarmak için beklemek. Kefaretim için tek şans bu. Ve böylece belki de beyaz bir sayfa açabilirim. Şöyle ya da böyle ben bu planı üstlendim. Ne olursa olsun işin sonunu göreceğim. Ama bir şeylerin ters gittiği çok belli. Madem durum böyle, yardım için gözümü açık tutmalıyım. Aynı Kidman'ın bana söylediği gibi, fakat bu da sadece anlaşma. Yıkılıyor. Umarım eğer içeriye gönderilirse onu bulurum. Demiş. Öyle yazmış bu ablamız. Patlayıcı yok. Yok. Ha işte ya. Abi bunu arıyorum. Bunu arıyorum. Bu harbe Latok'u vurduğu düşmanları dondurur. Çoğu düşman tuzla buz olur. Bazıları geçici olarak donar veya hiç etkilenmez. Dondurucu oklar yoğunlaştırıcıları böyle. Tamam. Tamam abi. İşte bunu arıyorum. İlk şeyden beri.
Kahveni içerim. Her yerde sıcak kahve bulmak güzel ya. Oh, fullendik. Topla, 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 topla. Bir de kayıt alalım. 2 bölüm birden atlamışız. Büyük başarı. Hadi ablacığım sen çalış, ben gidiyorum. İşler çok sarpa sardı, bakalım ne olacak, ne bitecek. Bizi neler bekliyor? Aa, buradan değil mi? Aa, burası geldiğimiz yermiş. Çok farklı gözüktü bana. Çok güvenli bir yerde değil burası ya. Ha evet, bak hastaneye gidebilirsek iyi olur. Zaten gitmem lazımdı. Kidman senin için bir şeyler ayarlayacağım dedi. Projektörle ilgili yeni bir bilgi var mı? Pisecek. Eksik dosyalar var ya. Bunlar neredeyse bulamadık. Bir de arkadaşlar şu hastanede açtığımız anahtarla dolaplar var ya, morg gibi dolaplar. Onun bir bölümde anahtarını kaçırmışız. Fotoğrafik slide, telefon öncesi kamera dönemi hatırası. Bunlar çok yaşlı insan için. Tamam, zaten biliyoruz onu. Buna bakalım. Buna bakmama gerek var mı ki? Ha, yeni şeyler. Tatlı dilli bir melek mi yoksa muhafız bir şeytan mı? Teodoro. Bu adam sıkıntı. Daniel Brock yazmış Crimson şehrinde. Motive edici konuşmacı yazar ve Deronis Sherpa Teodoro Valdez ile ilk buluştuğumuzda onun saygın varlığı ve insanı hemen gözünüze çarpar. Onun büyük, neredeyse yük olabilecek endamı onunla çıktığı arkadaş canlısı yüzüyle ters düşüp aynı zamanda ona iltifat eder. Bu yüz en çok satan kişisel gelişim kitaplarının kaplarını şereflendiren ve Most Centers olarak da bilinen Ruhsal Refah Bağları kitap serisi basan yüzün ta kendisidir. Fakat bu arkadaş canlısı Jürgen Tavranç'ın arkasında ne yatıyor? Bazıları Wallace'ın bir rehber kabul ederken bazı din bekçileri Musenter cemaatinin üyelerinden bazıları onu sıradan günümüz tarikat liderlerinden biri olarak görüyor. Zaten Tanrılı Mamrılı konuşmuştu Sebastian, hatırlıyorsanız. Praying on the lost and hopeless by pretending to have the keys to happiness. Now beginning to understand his MO. Evren size zalim ve rastgele bir yer gibi mi geliyor? Tüm dünya bir olup sizi parlak ama elde edilemez bilgilerle sizi hakikaten alkolmeye çalışıyor gibi mi hissediyorsunuz? He, bana katılın diye broşür hazırlamış. Böyle hissedin tek siz olduğuna mı ikna oluyorsunuz? O zaman bu sanat tam size göre gelin çağdaş toplumun zincirlerini kurtulun. Sizinle aynı düşüncede olan diğer insanlarla tanışın. Daha iyi bir gerçeklik oluşur. Sizin istediğiniz gerçekliği onların sizin için istediği değil. İlginç bir broşür. Bu adam, hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir önceki bölümlerde hani gel Lili'yi birlikte şey yapalım, kurtaralım işte şeyinde sahibi ben olayım, çekirdeğin sahibi. Kidman el yazması not. Mayra ile ciddi bir konuşma yaptık. Davana anlayışlı yaklaşıyor ama sorunun
Ak düşürücü muhletini artırabilecek daha fazla adım atılabilir. Bizimle Crimson şehri Rönesans tiyatrosunda saat 10'da buluş ve seni kimsenin takip etmediğinden emin ol. Ha. Spiritual leader and motivational speaker. No wonder he was able to convince everyone he was on their side. Seemed like a good guy on the surface. İlham verici konuşma ve dini lider. Şeyde öyle geçiyor kendisinin. Şu iki arkadaş öldü. Being the tip of the knife is a dangerous job. William Baker, bu arkadaş gitti. At least he died fighting. Without him, that stable field emitter would still be off. Miles Harrison. Onu yılı zaten bulduk. Bu Skies'ı da zaten bulduk. Bu da yaşıyor. Bu üçü yaşıyor. Şu ikisi öldü. Biri bize telsiz konusunda yardımcı olmuştu. Biri de O'Neill'la birlikte. Bunları zaten okumuştuk. Eksik bir şey var diye bakıyorum. Stefano. Burada böyle işaretli ama sonradan başımıza bela açmaz inşallah. Tamam. Şeyimiz de dolmuş. Mantar panomuz da dolmuş artık. Şu slide'a bir bakalım arkadaşlar. Ne var bu slide'da? Pisicik. Ne yapıyorsun sen orada? Bu projeksiyonun önüne çıktı ya. Aa, Kidman'la birlikte olduğumuz Aeon Witten birden. I was thinking about our first case together. You mean back at KCPD? That pawn shop robbery? You broke that case all on your own. I was impressed. That was all thanks to you. You took me under your wing and showed me the ropes. Treated me like an equal. Wish I had a mentor like you when I was younger. I wanted to help you become one of the best. But the whole time you were really working for them. Someone wanted me in there to keep an eye on you. To make sure KCPD were drawn to us. Too bad. You could have been a great cop. I'm not so sure about that. The personnel report you read when I joined KCPD was falsified. I spent most of my youth in juvenile detention. By the time Mobius found me, it was either join them or rot in jail. Not a hard choice to make for someone just out of their teens. I don't even know you, do I? I've been in Mobius for so long. I'm not sure if I know myself half the time. Something tells me the rebel in you is never too far behind. Vay vay vay. Daha neler öğreneceğiz. Şimdi dostlar. Or öyle çıkıyor ya. Gitmeme gerek var mı ki? Burası atış talim yeri ya. Burada bir işimiz yok. Şimdi. Ha, dondurucu yok. Eksik. Sağlık şırıngası. Hemen yürütelim abi. Hemen. Şimdi patlayıcı yok. Önemli patlayıcı yok. Yapmam lazım. Zıpkıncı yok. Yap abi. Sis oku. Şok oku. Şok oku dayı da şok oku yapsan. Sis oku da. Yap hadi yap. Hepsini şey yap. Yerimiz yok. Pompalı tüfek mermisi önemli benim için. Hepsini bitirdi. Peki. Silah parçası bulmuştuk biraz. Şoku biraz geliştireyim. Dondurucuyu da hazır edelim abi. Dondurucuyu da hazır edelim. Lazım olacak. Biraz biriksin. Biraz biriksin. Ne kadar şeyimiz var? Jelimiz 7600. Bence gitmenin bir anlamı yok.
Tamam, kaydedelim. Ve mevzumuza geri dönelim dostlar. Şimdi zaten tek çıkış var, başka çıkış yok sanırım. Hop, sağlık şıngası. O'Neill'a gitmeye çalışacağız sanırım. O'Neill'ın tersinden acayip acayip sesler geliyordu. Kendini koruyamamış olabilir. Marrow tesislere mi geldik? Neredeyiz bir bakalım. Aha. Süpersin. Bu taşınabilir yoğuşturucu ünitesi gazları soğutmak ve siyah... Tamam. Tamam. Şey için arkadaşlar, dondurucu ok için malzememizi de bulduk. Neredeyiz bir bakalım. Ha. Şeye gelmişiz ya. Fener ağaç abi. Her an bir zombi mombi bir şey fırlarsa. Haydi. Gene bilmece. İlk de çözdüm. Oh my god. Like Theodore's been here. Maybe that's why I couldn't find O'Neill. Hoffman's safe house is nearby. I should check up on her. Slide'da dursun, izleriz arkadaşlar. Unutmamam lazım. Vallahi Theodore dediğin gibi sanki buradaymış. Yani bu mumlar mumlar onun işi. Zaten hemen gördüğüm gibi şey yaptım. Yani odayı odayı buralardaymış dedim yani. Şırıngan dolu diyor. Gitmeme diyecek bir şey var mı ki acaba burada? He. Mobius'un kutusu var abi. İyi. Hiç yoktan iyidir. Güzel. Bol bol silah parçası abi, işte silahları güçlendiririz. O şırıngayı alamıyorum. Buradan geçersek bir dahakine artık. Bura artık GG olmuş. Ha şeye geldik, psikoloğun oraya geldik. Hoffman, you here? Another one of these. What happened here? Aa. Hoffman'a bir şeyler mi oldu acaba? Liam? Is that you? Liam? Is that you? How is my communicator getting your signal? Never mind. It doesn't matter. Where are you? What? That's on the other side of the laboratory. It's a restricted area. We were told never to go there. We don't have clearance. How did you? Okay, I understand. Yes, I'll meet you there. Just be careful. Huh. O'Neill left his safe house to go to a restricted area of the Marrow? It doesn't sound like him. Bilgisayar dosyası Hoffman'ın notları. Kavram olarak zaman Steam'de her zaman aldatıcıdır. Ama çekirdeğin ortadan kaybolması ve Union'un çöküşü bu kavramı 10 misli sağlamlaştırdı. Sebastian Stefano ile zıtlaşınca buradaki değişiklikler daha çok belirgin olmaya başladı. Başarısız olmasından korkuyorum. Güvenlik kameralarıyla bu şeyleri yakın bir gözle takip ediyorum. Sadece Union'un değişimine değil, Marrow'daki yozlaşmanın yayılmasına da. Değiştikçe değişiyor. Maddeler sanki yoktan var oluyormuş gibi görünüyor. Hayal gücünü küçümseyen yaratıklar ortalıkta geziniyor. Lanet olası bir
Geçerli sebep olmadan bu güvenli evi terk etmeyeceğim ama kim bilir burası daha ne kadar güvenli olarak kalacak demiş. Şimdi şuradan gitmemi söylüyor da buralar da açılıyor abi. Yok, seninle işim yok. Şimdi görev olarak peki onu yılın bulunduğu yeri keşfetmek için Hoffman'ı takip et. Tamam, yani şu an güncel görev bu. Hoffman'la bu tarafa gitmiş 10 yıl için. Şeyi yapsa mıydım acaba ya? Dondurucu oku yapsa mıydım acaba? Pişman olur muyum yapmadığıma? Kafasını patlatmışlar. Pompalı tüfek cephanesi adamsın. Ayak izleri var. Asansör de açılıyor. Ama şurada ne olmuş? İlk önce onu bir göreyim. Ödüm patladı. Yüksek seviye silah parçaları. Lan! Lan oğlum! Ya aklıma gelen başıma geliyor. Daha o çekmeceler açılmıyor. Asansörden gideceğiz. Sağlık azaldı. Sağlık azaldı. Gitsem o şırıngayı alsam mı ki? Hemen gidip ben o şırıngayı alayım arkadaşlar. Buraya gelir miyim, gelmez miyim hiç bilmiyorum. Çok uzak bir yerde değil zaten. Şuradan değil miydi? Ha, bir dakika. Bir şey unutmuşuz. Ha, sigorta. Halledeceğim. Halledeceğim hocam. Bir dakika. Şu abimizin üstünde şey vardı. Şırınga. Kökle abi. Al abi. Niye bırakayım ki arkada? Yani niye? Tabii de bir içirirse kahve içelim. Aslında hazır gelmişken abi, ben pişman olmamak adına hem şu slide'ı izleyelim hem şurada bir fullenelim. Şu dondurucu oktan bir yap bakalım, ünlü bir görelim. Pompalı tüfek mermisi yap abi. Tabanca da yap abi. Gene 270 olmuş. 270 olmuş. Bunu fullemişiz abi ya. Benzinini artıralım. Dondurucu oka ver abi. Dondurucu oka bol bol ver. Bu da tamam. Hemen şu slide'ı da izleyelim. PCG. Thanks, Oh, thanks. PCG jel de buluyor bize. En faydalı PCG vallahi. Bu neymiş ya? Kidman, it's me. Read you loud and clear, Sebastian. Mobius. A name. That was all I had to go on.
Every avenue I pursued led to a dead end. And now I find out that they're everywhere. Hidden in plain sight. I don't understand how. I told you before. You don't find Mobius unless they want you to. They've been around for a long, long time. They know what they're doing. We knew you were looking. We were watching you. And we were able to stop you every time you got too close. Why? Why do they do this? People need leadership. People choose leaders. What Mobius wants to do isn't leadership. It's imprisonment. They know this. If they own all the media and politicians already, they should be out in the open. They hide in the shadows because they know what they're doing is evil. If people knew the truth, they'd burn Mobius to the ground. Maybe you're right. But if people ever did find out the truth, who would believe them? Yeah. The easiest way to hide a conspiracy is to make people think there's no such thing as a conspiracy. Şeyde kaydedelim. Kahveni içeyim. Güzel, fullendik. O zaman şeye dönmemeye gerek yok. Ben ilk oraya döneceğim mi diye zannettim. Aslında geldiğimiz şehre oraya dönmemize gerek yok arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Bak, yeni güncel görevimiz bu. O'Neill'ın nerede olduğunu bulmak için Hoffman'ı takip et. Doğru yerden mi girdim? Doğru değil mi? Burasıydı. Heh, burası. Yasak bölgeye gitmiş bizim arkadaşlar. Silahlarımızı bir kontrol edelim. Güzel. Keskin nişancı tüfeği mermisi yapmak. Looks like they had extra security for this place. Bayağı. Bilgisayar dosyası güvenlik protokolleri yürütülen hassas doğa deneylerinden dolayı laboratuvar sadece uygun beyinsel birlik çipi tayin edilen Mobius operatörleri tarafından erişilebilir. Lütfen laboratuvara girerken tüm güvenlik kuralı uyun ve izin düzeyinizin sizi iş sözleşmenizde belirten saklı gizlilik ilkelerine bağladığını farkında olun. Uygun geçiş izni olmadan laboratuvara girmeye kalkan herhangi bir operatör Mobius güvenlik yönetmeliğine göre işkence cezasına çarptırılacaktır. 5. Burada bir işimiz yok abi. Pompalı tüfek mermisi aldık. Güzel. Ha, buraya ilk Kidman'la şey yaptığımız yer değil mi ya? Sanki böyle bir yerden yürümüştük. These tanks. What's this about? Harbiden bu tanklar ne ya? Siz ne yapıyorsunuz abi burada? Cesetler hareket etmez inşallah. Sebastian sürekli bir yere bakıp bakıp duruyor ama bir
Şey yok başka benim görebildiğim burada bakılması gereken. Şurada bir bilgisayar var. Etkileşime geçin diye. Cesetlere yaklaşsam mı ki? Müzik falan bir değişti. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Evet, şu arkadaşa ameliyat edeceğiz şimdi büyük ihtimal. İyicene bir araştırayım da. Allah seni kahretmesin. Nasıl bir çıkıştı camdan ya, ödüm patladı. Hol. 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 Yani. Oho hocam. Hocam sen ne yaptın burayı ya? Burada bu arkadaşlar bildiğin asıp kesiyorlarmış ya. Oho. Düzensizlik çalışmaları fenomen daha fazla yayılıyor. Laboratuvar maruza atanmış kanadın tamamı bunun üzerine çalışıyor. Vatandaş dönüşümleri daha hızlı, şiddetli ve daha fazla tiksindirici. İnsansı olduğu anlaşılamayan formlara mutasyonlaşıyorlar. İnsansı görünüşü tamamen kaybedebiliyorlar. Bu vatandaşları kayıp olarak adlandırdık. Başkalaşmadan önceki son evreni görünmez ama kaçınılmaz bir güçlerden izlenmeye dair inancı içerdiğini kararlaştırdık. Bu gece yenik düştüklerinde dönüşümleri başlar. Steam suni bir yapıdır. Burada bulaşıcı bir hastalık ve virüs veya bakteri yok. Kayıp fenomen haliyle zihinsel bir süreçtir. Kime bulaştı ve daha sonra kime bulaşacağı konusunda hala karanlıktayız. Belki de deneklerde meydana gelen dürtüler onlar Steam'e girmeden önce onlarda mevcuttu. Daha fazla araştırma gerekiyor. Demiş kağıtta insanları denek olarak kullanıyorlar ve ölmüş birçoğu. Hocam canlanmazsın lan. Aman diyeyim. Ya buralara da al. Al. Ya ben sana canlanma dedim. Şu üstte de bakalım.
Burada bir görevliyi gebertmişler. Dayı siz ne yapıyorsunuz orada ya? Mermiyi veriyor diyor ki şimdi bunlar canlanacak. Gebertirsin diyor yani buralara diyor boşa gelmiş olma diyor. Bilgisayar dosyası operatör davası. Korktuğumuz başımıza geldi. Kayıp fenomen Mobius operatörlerine bulaştı. Teorimiz şu dönüşümler hafızaların üzerine yazılmasının bir sonucu. Fakat hiçbir operatör üzerine yazılma işlemine maruz kalmadı. Mobius operatörünü karantinaya alabilir ve onu dönüşmeden yok edebiliriz. Belki de çukurdaki çok fazla kayıp cesetlere maruz kalması onu duygusallaştırdı ve bu hale getirdi. Belki de bu sadece bir rastlantıdır. Onun beyinsel birlik çipini yeni veri sağlaması için umutla temizliyoruz. El değmemiş beyinsel çipleri çıkartma cihazıyla sökmek mümkün. Bu nispeten basit ve otomatik bir işlem. Deneyi seviye yerleşimine çıkartma cihazının aktivasyon kodunu girin 0128. Şey olacaktı belki de. Gelmemiz zaten doğru oldu da. Hocam ben bunu nasıl çalıştıracağım? Ha. Kaç lirayız? 0128. Şeyi kabul etti de çıkışı nasıl olacak? Sanırım çıktı. Beyinsel birlik çipi, bu elektron çipi bir Mobius operatör beynine girmiş. God, he's already dead. I gotta get out of this lab. O ne abi? Şuradan biri kalkmış. Ha, şu şey pislik bu. Yeşil pislik. Yeşil duman saçan pislik. Bir de laboratuvara baksak iyi, ikinciye baksak iyi olurdu ya. Pompalayacak abi. Orada bir jel var alamadım sadece. Ona çıkışta bakarız. Gene burada bir şeyler olmuş.
staggering numbers. They're everywhere now. 20% of Union's populace has succumbed already. And they're actively hunting down and killing whoever is left. It's a nightmare. At this rate, there will be no one left in 2 weeks. We've lost contact with Mobius. We're trapped in here. With the Lost. It's too late to stop now. The entire Union experiment is doomed. We're all doomed. I'm sorry. Yapın yapın sonra yok üzgünüz, yok yanlışlıkla oldu. Lan! Gel gel gel. Aç o kapıyı aç. Diğer arkadaşlar aşağıda mı toplanmış? He. Diğer arkadaşlar aşağıda toplanmış. Tamamdır. Şok okunu biraz kullanalım. Staminayı bitirmeyeyim de abi. Sakata gelmeyelim. Adam, diğer adamın başında ne vardı acaba? Şu ameliyat etmediğim adam vardı ya. Hadi aslanım arkanı dön. Dala, böbreğe, mideye. Patlayıcı oku mu atsam bunlara? Patlayıcı oku şu pisliğe atarız. Ben bunun bir tanesine... Normal alayım. Dur ablacım dur. Heyecanlanma dur. Çipi okeyledi de ben şuradaki adamı merak ediyorum hala. Hop.
Rapor, Steam bütünleme düzensizlikleri. Bazı ünye vatandaşlarına göre Steam düzensizliği yeni beklenmeyen bir yan etkisini gözlemlemeye başladık. Belirtilen başlangıcı yeterince basit. Küçük mental kırılmalar işlevini kaybetmiş, hafıza çalışmalarını tetikliyor. Etkilenen vatandaşlar karışık bir durumda bıraktıkları eski hafızalarını hatırlıyor. Hafızalarını yeniden yazmak sadece geçici bir önlem. Yeni Union kimlikleri sadece onların kafalarını daha fazla karıştırıyor. Yakında bu küçük kurulmalar tamamen ayrılmaya ve nihayetinde fiziksel başkalaşıma yol açacak. Bu fenomen şu ana kadar nüfusu sadece %0,5'lik bir kısmını etkiledi. Ama bu yine de rahatsız edici. Çoğu Beacon kazası sonrasında öğrendi ama Steam hala deneysel bir teknoloji. Union'u genişletmeye devam ederken çalışmalarımızı izole ediyoruz. Eğer bir an önce durdurmazsak ortalığın kızışması kaçınılmaz demiş. Ya bu adamda bir şey yokmuş, bilgi varmış sadece. Ben de bununla ilgili bir tamir olayı falan olacak zannediyordum. Bura benim geldiğim yer değil mi? O abla orada. Şuradan çıkalım hemen. Görüşürük. İşte bak bunlar, bunlar candır abi. Bunları bana ver. Evet. Ne kadar acayip bir yer ya. Bir tıkırtılar geliyor, bir sesler geliyor. Normal yaşayan bir insanın sesi geliyor arka tarafta. Tamam, mermileri çektik de. Şura nereye gidiyor abi? Aynı yere çıkıyormuş. Şunu açınca ne olacak peki? Yangın şeyi. Canlanmayın sakın ha, kalın kaldığınız yerde. Bu da fire. Bunu koymasının bir mantığı olması lazım bence. Kız burada. Psikiyatri burada. Lan mermiyi alacaktım. Şimdi anlaşıldı abi. Liam, don't. What do you mean, Liam? Stay back. Dede Liam'ımız çıktı ya. Hacı, öyle alevli malevli olmuyor bak ha. Showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life.
a life as a slave. Bu neye dönüşmüşsün ya? For that you'll burn. Hop. Evet dostlar, bu bölümden de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni bölümlerle, yepyeni oyunlarla görüşmek dileğiyle. Biliyorum çok heyecanlı bir yerde kaldık ama sonlandırmam lazım. Bay bay.